BTC Türk Uykusuzlar Kulübü'nü sunar. Hanımlar beyler, çok eğlenceli bir ekiple karşınızdayız. Ben aslında onlarla program yapmak yerine tatile çıkmayı ya da bir gece bir yerde buluşmayı da tercih ederdim. Şimdi aramızda en akıl hastası gibi görünen Esra'ya dönüyorum. Esra, nasılsın? Çok iyiyim. Evet, çok iyisin. Böyle yüzünü sanki böyle bizde işte Amedeus falan oynarken de böyle beyaz beyaz sürünüyordu, kıpkırmızı rujlar falan. Evet. Yüzüne beyaz bir pudra mı attın? Yok. Hasta mısın? Yok yani, kendi ten rengim. Ten renginle gurur duyuyorsun. Bunu duyuyorum. Arasında. Bunu bu kadar açıp göstermeye de gerek yok ama zaten görüyorum. Yani. Bütün vücudunun ten rengi aynı mı? Yani aynı. Her yana böyle. Aynı, çünkü hiç yanmıyorum tabii. Yani bacaklarım her da yana, öyle. Tamam, yeter kadar. Hayır yani azıcık göster. Azıcık, yani bütünün göster. Beyaz. Evet. Yani bunda bir şüphe yok zaten. Yani şurada neyse her yerde o. O. Zaten. Evet. Peki. Şimdi bu tek kişilik oyun başlayacak yakında. Evet. Evet. Sen buna benzer bir şey yapmadın mı daha önce? Ben bunu o zaten. O zaten. Niye yani, yakında başlıyor yine? Çünkü komedi festivali. Yani niye bitti? Bitti mi? Çünkü komedi festivali için yapıyorum. Tekrar başlıyor. Tamam, tamam. Bir ara verdik. Ama şimdi Aksel Bonfil bana çok güzel bir oyun yazdı. Ben delirmişim. Hoş ona geldin Aksel. Aksel'in de ten rengi bembeyaz. Aksel Bonfil bana. O neydi gerçekten ya? Hayır, çünkü Aksel Bonfil onun kocası, hayat arkadaşı, partneri, çocuğunun babası. Evet, çok güzel bir oyun yazdı. Bakıp, onu bitirdi. Evet. Ya oradan hani. Biz evet. Üçümüz de aslında evet, sanki oyunu yapıyoruz. O da bu işin içinde. Öyle bir oyun yazdı, onu sahneleyeceğiz. Yani bu... Bu yani seni izlemeye geldiğimizde evet. Eskisi gibi bir şey görmeyeceğiz, yepyeni bir şey mi göreceğiz? Yok, eskisini göreceksiniz. Artı bir de bu. Evet. Artı bir de yani Aksel'in artı yazdı. Bir de Aksel'in artı yazdığı bir, Aksel'in bir oyun evet. Var. Onu böyle hızlandırıp olay, söyledim hemen. İşlerden işlere koşuyorsun. Evet. Yani çok. Peki. Bu şeyde Amerika'ya gittin. Diziyle ilgili bir şey miydi o? Amerika'ya gitmedim. Nereye, bir yere gittin? İtalya'ya gittin. İtalya'ya gittin ama Amerika nereden çıktı? Ben Kaan'ı görünce aklıma Amerika geldi. Kaan da Amerika'dan... Herkes birbirinden şimdiden yaşlandık. Yaşlandık, yani, yemin ona ediyorum. Bakıyorum, orada bir şey söylüyorum. Hep cümleler yarım kalıyor filan. Yani, üşeniyorsun evet. Değil mi bazen de konuşmaya? Ben yarısını zaman. Söylüyorum, anlamalarını umut ediyorum. Ben de öyle. Ama ben Kaan'ı görünce Amerika. O da oradan gelmek bilmiyor. Gelmek bilmiyor. Sen ne zaman gidiyorsun şimdi yine? Ben yine bir iki hafta sonra gidiyorum. Artık bir ayağım orada. Okan'cığım. Sen stand-up mı yapıyorsun orada? Ben her şeyi yapıyorum orada. Nasıl her şeyi yapıyorum? Yani komilik, barmenlik. Ama stand-up'ları var orada. Bir ara bayağı bir... Evet, yine yapacağım. Ve hiç tereddütsüz kitleyi büyüte bir yere geldi. Ve İngilizce stand-up yapıyor. Ne? Sen evet, ne onu diyorsun? Onu yapıyorum orada. Tabii. Demiyorum. My God. Tabii. İngilizce stand-up yapıyor. Şimdi onu yetiştiriyoruz. Almanya'da Almanca, İtalya'da İtalyan. Ben de Fransızca öyle yapacağım biliyor musun? Hazır ol. Aa. Evet, çok istiyorum ama. Aksel'in yazdığı. Aksel'in yazdığını Fransızca yapmak istiyorum. Fakat işte anladın sen beni. Bilinç akışı çok zor bir tekst yazdı sağ olsun bana. Fransızca diye girdim ama biraz Türkçesini iyice deşifre edip çok iyi yaptıktan sonra yapabilirim Fransızcayı ama çok istiyorum. Oynayacağım Fransızca yani. Ona eminim. Oynarsın. Fransız seyreder mi bilmem ama Fransız ben yapacağım. Fransız seyreder çünkü Fransa'da zaten oynayan ve herkesin kendi kökeniyle ilgili diyalektinin belli olduğu oyunlar var ve çok seviyorlar Fransızlar. Yani evet. Bir Kuzey Afrika kökenli kendi şeyinde, diyalektinde, kendine has diyalektinde işte bir, ve bunu seviyorlar, buradaki farkları, işte bir Arap edası konuşmada bir şey falan ve bununla dalga da geçiyorlar kendileriyle. Geçsinler çünkü. Şeyde Amerika'da stand-upçılar var öyle, işte bir iki tanesini takip ediyorum ben, işte şeyden gelmiş, Güney Amerika'dan gelmiş çok falan. Çok var orada ya, zaten ve, göçmen komedisi çok. İngiltere'de çok var özellikle evet. o otantik diyalekti duymak istiyor seyirci, o da kendi diyalekti. Eğleniyor, evet. Sen de eğlenebilirsin böyle. Evet. Yani çok hastalandıracak bir şey olabilir beni o. Çünkü zaten hani bir şeye başlarken öyle hani sanatçı hastalığı üzerinden demiyorum ama bir içine giriyorsun, bir hep oldular olmadılar falan. Fransızca olunca da böyle bayağı hani delirir miyim diye düşünüyorum ama delirmeyeceğim diye ümit ediyorum.
ama çok istiyorum Fransızca oynamak. Yani Okan'cığım şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradan da herkese söylemek isterim. Ben artık global işler yapmak istiyorum. Avrupa sinemasında olmak istiyorum. İstiyorum bunları. Siz şeyi Fransa'da oynamamış mıydınız zaten? Kozaları, Avignon'da oynadık ama bir olarak, oyuncu olarak da bunu yapmak istiyorum. Ve şeyle girişimlerime de başladım. Ah işte bu. Mükemmel. Bu İtalya'ya gittiğinde bu diziyle ilgili ne için gittin? Bu bir zamanlar Çukurova. Yok. Hayır, o Hudutsuz Sevda. O Karadeniz. Yani sen de. Yani, İşten işe lütfen. İşten işe. Evet, bir zamanlar Çukurova yıkılıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Delirmişler. Ben unuttum tabii bir süre sonra bir zamanlar Çukurova'yı. Karakterle ilgili şeyler soruyorlar falan. Bayağı Canale Cinque diye İtalya'nın önemli bir devlet kanalı orası. Canale Cinque diye. Ondan sonra orada Verissimo diye bir şey var. Bir program var. Bu Berlusconi'nin... Berlusconi. Berlusconi. Evet. Biz Türkler Berlusconi diyoruz belki. İtalyanlar belki Berlusconi diyorlar. Evet. Onun gelini sunuyor. Dünya tatlısı da bir kadın. Evet. O programlara çıktım. Orada böyle bir çok tatlı ilişkiler kurdum falan. Müthiş. Evet, bunlarla ilgileniyorum biraz. Elimizde bir şey varmış da Özgür bana söyledi. Ne yapıyorsun İtalya'da, bir şey yapıyorsun. Görebilir miyiz onu? Tamam. Yeter gerçekten, herkes böyle lupa aynı taktı. Şeye bakıyor. Ha? Lupa taktı. Şöyle bir şey. Fakat bu yani yaşam sevinci diye bir video olarak yok gösterilebilir bütün dünyada. Yok, hayır, ben programa gittim. Programda dediler ki ya yürüyeceksin böyle bakacaksın ya da istersen böyle bir dans formatı. Benim hoşuma gitti o yani böyle bakacağım. Programda ya, bu programdan önce onların tanıtımı için böyle bir şey yaptırdılar bana. Bayağı seyirci toplamıştır bu. Evet, İtalyanlar çok sevdi. Sevmez mi? Ayakkabıların tatlılığı. Ayakkabılar çok tatlı. Entari çok güzel. Evet, sen çok güzel dans ediyorsun. Evet, mükemmel. Çok tatlı değil mi? Evet. Entari çok. Ve Arnavut kaldırımlarını da ediyor bu dans. Bu daha da zor bence yani. Bir de öyle. Peki bu ne kadar biz çekiyoruz sen devam et diye kaç saat? Yok ya Okan, benim böyle bir proje. Onlar yukarı çıktı. Ben iki kere yaptık bunu. Çünkü ben zaten bunlara teşne bir tipim. Yani benim için bir hazırlığa gerek yok. Müziği koydular, böyle dans ettim. İki kere dans ettim. Bir tanesini koymuşlar işte. Yani bir şey yok burada zaten. Öyle dönüyorum. Peki. Şimdi hemen yaşlılarımıza geçelim zaten. Evet, ayıp olmasın hani genç. Güven Kıraç ve Melda Gür. Yatak odası sırları. Senden yaşlı olmayalım. Evet, hepinizden. Büyüğümüz, abimiz. Şu Okan abi. Afişini görebilir miyiz Okan amca? Bir afiş. Bayıldım afişe. Çok güzel. Şimdi hep merak ettiğim şey şu. Ben de daha önce buna benzer şeyler yapmıştım programlarla ilgili. Bu değil de öbürüne bir daha dönemez. Fransız afişlerine benzemiyor mu? Evet. Burada çıplak mısınız hakikaten? Lütfen öyle deyin, öyle izleyin. Öyle izleyin. Biz de bunu burada bir şey göremiyoruz diyelim. Yani onda don, süt yiyen, sen de bilmem ne varsa o zaman şey oluyorum ben yani. Daha korkunç. Öyle çekil. Daha korkunç. Yani orada... Çıplak haliniz daha mı korkunç? Hayır. Onun altında gerçek olan çok korkunç. Çünkü orada Güven'in bir şortu var bende. Paçalarını sıyırdığı altımda. Evet. Üstümde de bir tişörtün yakasını içeriye geçirip koltuk altıma alıp... Çok iyi. Çok güzel. Malum şeyler yani. Malum çok iyi. Normal. Ama ben onunla oynadığım için biliyorum. O cesur kızdır yani. Evet. Sanatla ilgili falan. Sen mi kendini kapatmaya çalıştın? Ben çok değerli buldum herhalde. Yani, nazara mı gelmeyeyim istedim falan. maşallah ne kadar çok var. Oyun hem küçük salona sığıyor hem büyük salonla büyüyor. Evet. Seyirciyle beraber. Evet. Ama siz neyi hedefliyorsunuz yani? Oda tiyatrosu kafası mı yoksa böyle 1200 kişilik şey? Ama İzmir'e giderseniz aynen mesela Suat Taşer 900 kişilik. Şimdi ağzından aldığım lafı. Evet. Ankara'ya giderseniz öyle. Şüphesiz çünkü öyle. Turnelerde. Mepşura'da falan. Mepşura'da falan. Oynanır. Böyle gidiyorsunuz. O yüzden sette cinayet oynayamıyor o.
Yok, oynuyor. O, arada oynuyor. Ayarlamaya çalışıyor. Ne zaman oynuyorsun sette evet. Cinayeti? Şeyde oynuyorum. Oynuyor. Daha yeni Bursa'da oynadı geldi. Ben Bursa'da önce oynadı. Ben de vardım. Sen de vardın. Evet. Önce Dada'dan alıyorum tarihleri, sonra diğer oyunlarımı veriyorum. Tabi biz öyle saygıyla davranmıyoruz. Ben öyle bir sorgulama içinde değilim. Ya şu açıdan çok mutluyum çünkü arkadaşlarım böyle o oyundan o oyuna gördüğümüz gibi işten işe koşuyorlar. Ne oldu, para mı yok? Yani para zaten genel öyle, olarak değil mi? Para parlak değeri durumda yok değiliz yani. Hayır, para sembolik yok. Ve şey para yani. Sorgulamadığımız bir şey. Para eriyor. Dediği doğru. Para yani eriyor. Kazandığın para aynı gün içinde böyle. Evet. Yani gerçekten dönüşüyor. 100 lira gibi oldu 1000 lira. Yani tiyatro yövmeyeni alıp yemeğe gidiyorsun, bırakıyorsun yemekte, eve boş ceple dönüyorsun. Evet. Neredeyse. Evet. Evet. Yani nasıl aynı. Neredeyse ne? İşte sen nereye yemeğe gidiyorsun ya da işte, ne kaç para alıyorsun? Tabii, yani işte bunlar değiştiriyor olayları. Evet, biliyorsun her zaman. Sürekli. Bana sürekli böyle hava atıyor. Evet. Sürekli bunu ya hep. Ama altı dolu. Ya biliyorum. Tiyatro yövmiyelerini biliyorum. Sürekli bunda şöyle bir eda var. Ya benim aldığım yövmiye. Ulan yövmiye. Ama hayır, adı üzerine yövmiye. Gel ben de oyna sana 500 lira veririm dememiş. Yani, ben de buna yani, yapmayacağım. Şey gibi gündelik işçi gibi. Yani yövmiye nedir? Gündelik işçisin işte. Ay, gel bana 500 liraya oyna demese bana. Ya 500 liraya oyna mı dedim sana? Dedim bir ara yıllar önce. Kaç yıl önceydi? Herhalde 30 yıl önce. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tavşanlarla nasıl bağlantı kuruyoruz oyunda? Ona da bayıldım afişte. Ya orada bir anda çıktı o değil mi? Ben konuşurken birlikte evet, benim aklıma öyle bir fikir geldi. Dedim bir tavşan sembolize eder ya biraz böyle hani şeyi. Ne? Tavşan gibi. Halveti. Ne? Halveti. Halvet işlerini. Seks demiyoruz artık programlarda bilmiyor musun? Yok halvet. Be. Tabii halvet. Demiyoruz. Seks bu yok böyle şeyler. Bunları demiyoruz ses da. Ses dedim. Ses. Ses. Demiyoruz da yapmıyoruz da. Ha yapmıyoruz tabii. Da. Ya programda zaten yapmıyoruz. Hayır. Allah korusun o yani günleri evet. Görürsek peki, zaten. Allah korusun. Şimdi. Peki bu sevgili Mehmet böyle. Turgut'la yaptık. Çok severek yaptık. Hmm. Mehmet çekti fotoğrafı. Çok güzel. Fotoğrafları. Şey. Galip Erdal yönetiyor. Evet Galip yönetiyor. Bizim Galip. Arkadaşım evet. Evet. Harikulade. Peki vallahi. Biraz içerikle ilgili önündeki notlardan okuyayım. Hayattaki sorunların yatak odasından kaynaklandığı ya da yatak odasındaki sorunların hayatın tümünden kaynaklandığı problemi yumurta tavuk olayına dönüşüp çiftlerin hayatını zehir ediyor. Bu çok doğru bir şey. Evet. Böyle çok çiftle karşılaşıyorum. Evet. Bir süre sonra bakıyorum herkes böyle bir tek ben değilim. Teknoloji sayesinde birbirini duymayan, görmeyen, koklamayan ve birbirine dokunmayan insanların salonlarında olup bitenlerden haberdarız. Mutfak kavgalarını da paylaşıyoruz ama yatak odaları, gerçek tartışmaların da gerçek uzlaşmaların da yaşandığı asıl yerler oraları. Oralarda neler olup bitiyor yoksa asıl sorunda asıl çözümde orada mı gizli? Ben gelirim bu oyuna. Gel. Ben de geleceğim. Bekliyoruz. Lütfen. Hepimiz gelmek. Bu arada bence de değil davet mi? Bütün sorun orada. Bütün sorun orada. Bizim hiç böyle bir sorunumuz olmadığı halde sadece gözlem yapmak maksadıyla Esra ile ikimiz evet, geliyoruz. Çok mutlu oluruz. Evet. Çok mutlu oluruz. Sonra gözlemlerinizi paylaşırsanız. Biz ikimiz geliyoruz. Ben de geliyorum. Sen de. Kaanları bilmiyorum. Hayır, biz Kaan... de geleceğiz. Biraz oyun otursun. Oyun otursun. Çok doğru. Öyle o da güzelmiş. Şey. Oyun oturtun. Peki yapalım. Yatak yani yatak mı dekor? Yatak evet evet. Oyunun yani, tamamı evet. Yatakta geçiyor. Yatakta mı geçiyor? Evet. Ah ya bir üç, ya. Üçüncü olsaydı bende. Mesela kuma. Üçüncü derken? Kuma mı? Kuma. Ay, ya yani. Bir üçüncü kişi olsaydı yani, kuma olsaydı. O zaman sana özel kuma diye oyun yaparız. Yine onlar da oynar. Ya bunu da devamı olarak yaparız belki. Yapılır evet. Ay, ya niçin yapılmasın? Peki. Lara Dilara, şimdi sen çok benim enteresan... Benim Aksay Bonfil değil. Peki sen, senle daha önce görüştük, ben çok iyi hatırlıyorum. O zamanki grubun adı neydi? 123. 123'tü, evet. Peki, şimdi bir klip izleyeceğiz ve çok methettiler bana bu klibi. Bir nakarat bölümünü göreceğiz, görelim. Çok güzelmiş. Çok teşekkür evet, ederim. Evet, arkada dönmeye devam etsin. Peki sen... bu çocuklarda hiç yaş farkın yokmuş gibi görünüyor. Hakikaten kaç yaşındasın şimdi? 35. Bayağı bir olmuş hakikaten. Evet, biz herhalde 15 yıl falan oldu evet. Senin programına evet. Gelelim. Ama hiç o grupta var mısın sen? Ben mi anlamıyorum?
Yok. Orada yoksun o grup. Sonra tek başınasın. Ben, evet. Şurada evet. Tek başına. Şurada tek seni. Bu neresi? Şile'ye doğru mu gittiniz? Evet. Burada bu kayalıklarda filan klip çekmek yüzünden bir aşınma var mı acaba? Herkes klibini burada çekiyor ya. Ya orada çekilmeyen bir klip yok. Doğru diyorsun. Ava da olabilir. Ava mı? Şile mi? Ava mı? Ava mı orası? Ava değil mi? Çünkü Ava'ya benzettim. Kayalar mı? En son biz orada çekim yaptık biz de Erkan Can'da. Daha binlerce yıl klip çekilir orada hakikaten. Peki ne anlatıyor bu şarkı? Bu şarkı gençlerin aslında yaşadığı baskılardan bir araya gelip kurtuluşunu anlatıyor. Özgürlüğe kavuş. Ütopya. Evet aynen. Ama yani inanmadan olmuyor. Tabii ki. Nasıl baskılar var gençlerin üzerinde? Yani birçok çeşitli baskı olabilir diye düşünüyorum. Hani aile baskısı olabilir, çevre baskısı olabilir, arkadaşların tarafından olabilir. İşte ne bileyim sosyal medya olabilir. O da en çok önemli. Sanki. Başka ne olabilir? Bir sürü şey olabilir. Şarkının sözlerini hatırlıyor musun? Pek hatırlanmaz çünkü herhalde. Yani şarkı söyleyenler sözleri hatırlamıyorlar. Söylesene ya ne söylüyorsun orada diyorsun. Hiç, o konuda evet ben de hiç hatırlamıyor. Sonra müzikle beraber geliyor. O zaman geliyor değil mi? Hatırlamıyor. Evet. Yani. Biz hatırlamıyordan devam edelim bence. Peki çok güzel. Bu nerede şimdi? Dijital platformlarda mı duruyor? Evet. YouTube kanalından izlenebilir. Peki şeyde de var mı diğerlerinde? Spotify'da falan var falan. Var her yerde var. Evet. Aslında yeni albümü şöyle göstermek isterim. Ay çok bayıldım. Aa bir göstersene evet. Hepimiz görüyoruz değil mi? Nereye çok güzel. İşte bir 33'lük vinil mükemmel. Evet bunu da sana hediye etmek istiyorum. Bayıldım. Benim turntable'ım da var evde. Çok iyi. Evet. Bu albüm 26'sını 27'sine bağlayan gece çıkıyor. Bütün dijital platformlarda sonra da plak olarak satın alınabilecek. Evet ve bir güzel. Albüm hakikaten. Evet. İlk yüzde 6 şarkı, ikinci yüzde 6 şarkı var. Evet. Vay be. İşte bir albüm. Ne güzel 90'lar gibi. Evet 90'lar gibi. Hoş geldin. Evet. Şimdi artık tek tek çıkarıyorlar. Mükemmel. Evet. Ve tam bir tam böyle albüm kapağı gibi olmuş. Arkası da şöyle. Çok güzel. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Yolu açık olsun. Evet, yolu açık olsun. Evet. Peki şimdi çocuk da doğurdun. Evet. Peki çocuğu da buraya getirdin. Onu yanında çocuk sürekli. Evet. Peki nasıl bir dönem geçiyor şimdi 3-4 aydır? İnanılmaz güzel. Yani bu kadar güzel olduğunu bilseydim daha önce yapardım demek istiyorum. Ama 35 çok... iyi bir yaş değil mi? İyi bir yaş değil mi 35? Çok yok kesinlikle. Sen kaç yaşında doğurmuştun? Ben 32. Evet. Güven 32 galiba. Ben doğurmadım hayır. Dış gebelik geçirdim. Ölüyordum aslında. Allah korumuş. Ben de doğurmadım. Doğurmadınız. Şimdi kaç yaşındasın? 42. Bundan sonra çocuk sahibi olabilirsin hala. Evet ama istemiyorum. İstemiyorsun. Peki öyle bir adam bulamıyorsun. Yok evliyim. Evlisin. Ama o adam o adam mı? O adam. Evet. İkinci de o adam buldum. Evet. Güzel bir tercih. Bence çok evet. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Sen şart değil elbet yani. Hiç şart değil. Bence de değil ya. Ben o ben sonra çok yani, memnunum. O mahalle baskısı biraz. Çocuk yani. Doğurmayınca benim gördüğüm insanlar sonra kedi doğuruyorlar. O hayvan sever ya o kadar değil. Evet, öyle bir yani düşmek, öyle bir evet, şey evet. Ortaya çıkıyor onlarda. Yok, ne güzel hayvan severlik tabii. Çok güzel bir şey. Ama 73 kediye birden bakınca evet evet. Onlar kedi doğurmuş gibi oluyor. Öyle oluyorlar. Evet ya. Ya da köpek. Peki. Şimdi bu her şeyin çok mükemmel gelişmiş. Bir kere çok güzel bir kızsın. Çok güzel müzik yapıyorsun. Yarı İsveçlisin, yarı Türksün. Mesela bu gençlikte çok önemli değil mi? Herkes seninle çıkmak ister. Yani bu İsveç seksi bir şey. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümünden mezun oldun. Yani şimdi yaptığın işi okudun. Sonra grubunla 4 tane albüm kaydettin. Ve geçen sene de evlendin ve işte yazın bebek doğdu. Her şey yolunda. Evet. Her şey yolunda. Allah nazarlardan saklasın. Evet, teşekkürler. Yani çok güzel. Her şey çok. Nasıl böyle oldu? Böyle olmaz da diyorsun yani. Ben normal. Bir şey söyleyeyim mi onlarla ilgili? Ama bir şey söyleyebilir miyim onun adına? Ben onları görüyorum çünkü evde. Yani bir iş yaptığımız için beraber provaları beraber yapıyoruz. Ben Dilara'da olsun istiyorum bir üçüncü göz biz okurken bir de zaten sanatın içinde biri. İnanılmaz bir huzur
ve inanılmaz bir medeniyet var. İşte tahmin ettim, bunlar da vardı. Ya fakat bu... sıkıntıdan ölürsün. Mesela ben bunların evlerine misafir falan gitmem. Ha, ya... Yani bir kere kıskanırım. Aşk kız çok kıskanırım. Yani kıskanırım, niye bende huzur yok? Niye bu kadın böyle, niye bu adam böyle, niye bu güzel, niye öbürü yok, yakışıklı falan. Yok be, kıskanmazsın falan. Bebek de çok güzel, evde iyi dekore edilmiştir falan. Ben, evet bu arada. Evet, yani ben evet, hasta evet, olurum onları... Hani şimdi şey var ya, toksik kişilikler, işte öyle olurum ben, onların toksiki olurum ben. Allah korusun o, bu vallahi yaştan öyle sonra olur. Toksik onları olma. Sinirlendiririm filan, bir şeyleri beğenmem, aşağılarım. Yani bu şey var ya, yemek programları birbirine misafirliğe gidiyor, yani çocuğu fazla gelmiş falan gibi. İsveç köfteleri yapıyor, dünya tatlısı, pilavla böyle yanına i̇şte her şey. İşte o çok düzgün yani, o ismi yarın. Köfte ama bile değil, şey, İsveç köftesi. Ya. Ay ben onları bozuyorum, kokmaz pisletiyorum bile o biraz önce. Yani. Evet yapmak lazım, ya bir heyecan yok. Mesela sen evden çıktığında hemen uyuyorlardır bence. Adam, kadın ve çocuk. Evet, ama bir biraz şey yoruluyor yani, olabilirler. Uyuyoruz. Yok evlerinde. Ne yok? Ne yok? Ne yok? Markaya asitli gelin. İçecek. Evet söyle. Asitli içecek. Asitli içecek yok. Evet. Bende de yok. Hamburger ve asitli içiyorum. Hamburger ve asitli. Ha. Sen beni bastırmaya çalışırsan benim bilincimle oynayamazsın. Fransa bir televizyon programı yapamayacağım belli. Ama biz hepimiz bütün bu kötülükleri yemeyi bıraktık. Bir tek sen devam ve senden bahsediyoruz. Bir tek o yiyor diye böyle. Evet, gerçekten. Yani fast food dükkanının önünde bir tek sen. Bir de asitli içecek falan evet, böyle. Makarna sevgisi zaten meşhurdur. Evet meşhur ama makarna canım, sağlıklı bir şey. Evet. 100 gram falan yapman lazım. Yani bir avuç yersen iyi. Çok az pişireceksin yani makarnayı. Yani 3 ila 4 dakika. Ya bu İtalyanlar şişen bir sıska olarak söyler misin bana yöntemini? Yani yiyorsun ama az mı yiyeceksin? Az yiyeceksin. Her şeyi yiyebilirsin. İtalyanlar öyle değil mi? İtalyanlar öyle. Yuh. Bir de ben şimdi bir dijital platformda bir belgesel izledim. 100 yaşına kadar yaşayan insanlar. Orada Sardunya, 3 tane yere gidiyor adam. Sardunya adasında şunu görüyor. Bütün hamur işi yiyorlar sadece. Evet. Ama... İnanılmaz adanın her yeri yokuş ve bütün hayatları boyunca yokuş ben çıktıkları için ya, çok dinç olduklarını söylüyor. Yani dinç, hani 100 yaşına gelmiş ama bana sorarsan çökmüş. Yani öyle 100 yaşına gelmek... Sana bir şey söyleyeceğim. Ben onu seyretmeye başladım. İlk o Japonya'daki çok tipler sık, vardı. Var, bir tofu, sürü akıl hastası tofu var. Demans şey kadın şeye çemberde... Nene! Korkunç, dedim ki Allah kahretsin böyle yaşlanmayacağım, hemen ölmeye karar verdim. Ne oldu? Böyle çember evet atıyor, yani böyle şeyler koymuşlar. Böyle şeyler o hepsi... Hepsi seviniyor, hepsi seviniyor. Böyle çember, ama çember de şurada ve yani. Ve çember ayağının dibinde. Ayağının dibinde, çember böyle şey. Ya atmaması imkansız. Bak böyle bir... Aa, orada kadın yaşadığına seviniyorlar yani. Evet. Evet, işte evet, çocukluğa döndüğümüz yer ya zaten o. Niye? Tekrar çocuk gibi. Ay yok yani öyle yaşlılık için öyle denir ya. Ama buruş tekrar buruş çocukluğa dönmek. Niye döneyim yani? Aynen öyle. Ben de çok uzun herhalde. Hayır, o yaşa gelmişim. Evet. Aklım fikrim gitmiş. İstemem. Altıma yapıyorum. Güzel hatırlanmak için. 100. yıl pastası üflüyorum yani. Yok, bir de şey diyor abi, çok şey diyor orada. Ben diyor hiç kimseye diyor sinirlenmem diyor. Lan Okinawa'da neyi kime sinirleneceksin zaten ya? Gel Çekmeköy'de yaşa bakayım ya. Olur mu öyle şey? Sinirlen, ben de sinirlenmem tabii. Ama yine de yokuş önemli bir şeymiş yani. Yokuş ve az yemek. Evet. Sen de görüyorsun şekerim. Az diyoruz. Evet. 615 yıl önce dünyadaki ilk banka kuruldu. Finans sisteminde her şeyi değiştirdi. Eğer biz bugün bir banka olsaydık 610 ya da bilemediniz 600. yaşımızı kutluyor olurduk. Hem de bu toprakların ilk bankası olarak. Ya da telekom sektöründe olsaydık diyelim. Hello. Hello. Bu teknolojinin öncülerinden olarak bugün 130 yıldır tecrübemizle hello, hizmetinizdeydik. Hello. Peki, biz kim miyiz? Biz hem çok eski hem de çok yeniyiz. 14 yıllık Bitcoin tarihinde 10. yılımızı kutluyoruz. Peki, şimdi sizin yaptığınız şey söylüyoruz. Gömercin kuşları. Evet. Bu YouTube'da evet, çok izleniyor. İyi seviyor, izleyen seviyor. Herkes birbirine gönderiyor falan. Şimdi bunu anlatın bana, ne yapıyorsun? Bir an görelim, bir dakika görelim. Gömercilerimiz bomba gibi bölümle yine karşınızdayız. Ve çok heyecanlıyız. Dansçıların aslında girişiyle pop müzik bir hareketlendi. Ama şimdi ne yapıyorlar diye baktığımızda Hakan Peker'in ne yaptığını biliyor musun şu an? Bilmiyorum. Safranbolu Belediye Başkanlığı'na adaylığa hazırlanıyor.
bu gerçek. Yani gerçek mi bu? Şaka yapmıyorum yani. Bizim rüyalarımızı saçmalık seviyesi değil. Mesaj atma kocama, incirdik mi ocağıma filan. Yani yaşla sen birlikte sanki etik değerler çapkın kız, herhalde. Çapkın kız, benim adım Çapkın kızı yazmamışsın gibi. Evet. Herhalde 40'larından sonra inzivaya çekildi bir şeyde. 40'lar değil, 50'lerinden geçti. Öyle mi? Yonca'cığım. Hatta 60 belki de. Yok, 80. Ben Özlem Tekin de kayıp şu an. Yani bulunamıyor kayıp gibi. Kayıp değil şey. Kaan, deli misin öyle sen? Mi? Ama yok, haber yok kendisinden. Ege'de organik tarım yapıyor. Ha öyle mi? Ama kayıp aslında. Kayıp olanlar, kayıp olanlar deyince biliyorsun Gökhan Özen kaybolmuştu. Ve ay, jet ski ile 12 saat. Jet ski ile 12 saat. Müthiş. Ben bu hızla dedikodu yapan... Bize yapılan yorumlar hep şu. İlk defa bir YouTube programını hızlandırmadan, çarpı iki yapmadan evet. izliyorum diye. Evet. Gör doğru. Bu evet. hızlı gıybet müthiş, yapan müthiş. İkili yok. Ve aslında hiç kötü niyetli değilsiniz. Yok. O çok belli oluyor. Değiliz. Çok belli oluyor. Yani mesela bu magazin programları, sabahları işte ona kötü niyetli çoğu. Evet. evet çoğu yani. Diyorum. Hepsi demiyor. Yargılamıyoruz yani. Yani bir de orada bir şey var yani... Sokrat ve felsefe filan bir izliyormuş gibi. Felsefi olarak insan şudur, bilmem ne budur, ahlak şudur, toplum budur, toplum şöyle yapmalıdır, insan böyle yapmalıdır. Bir ders ama en büyük ahlaksızlığı da ders veriyorlar. Ama o kendilerini ayırıyorlar kendileri gibi. Ama yani Sokrat böyle çarşafla gelmiş böyle, anladın mı? Harmanisiyle. Orada Eflatun, bu Sokrat öyle bir şey yani. Nasıl... Bir de karakter analizi yapıyorlar. Mesela onu senin adınla mesela hiç tanımıyorsun. Mesela biri senin işte Esra ya da Ali Veli falan diye, evet. falan diye böyle seninle ilgili evet. büyük analizler yapıyorlar. Evet. Yüret dolu programlar. En sevdiğim şey mesela bir arkadaşımla ilgili bir haber okuyorum mesela. İşte eşini aldatmış, şurada yakalanmış, öbürü bilmem ne yapmış, ona tokat atmış bir falan. Böyle bir şey olduğunda... Bunlar oradan yayına geçiyorlar. Mikrofonlarımız açık, kendisi programa katılabilir falan. İşte orada o arkadaşlara tavsiyem yani eşini aldatacak olanlara falan lütfen bu haber duyulduğunda telefonlarınızı kapatın, gidin uzak, ıssız ve bunların kimsenin sizi arayamayacak. İşte orada çünkü bekliyorlar bütün program boyunca. Bir de çok kötülerek anlatıyorlar. Evet, oltaya yakalanacak mı? Ve orada abicim arıyor bu, diyor ki hayır diyor böyle bir şey olmamıştır diyor falan filan deyince işte oltaya geldim. Bir hafta düzenli yayın ondan sonra her gün senden bahsediliyor. Ya bu korkunç bir şey. Bu korkunç. Bizim evet. tabii öyle hiç öyle bir şeyle alakamız yok. Zaten magazin yok, programı hiç değiliz biz. evet. Biz aslında nasıl çıktığını istersen sen anlat. Siz bir kültür dedikodusu yapıyorsunuz. Evet aslında biz siz bir kültür üzerine. Dedikodusu yapıyoruz evet. çok doğru. Evet. Kaan'la biz çok eski 22-23 yıldır çok yakın arkadaşız ve hep bizim WhatsApp'larımız yayınlansa biz green card alıp Amerika'ya yerleşmek zorunda kalırız. Ya. O kadar güzel gıybet yaparız yani. Sürekli tutmayan işler, ama, batan işler. Ama bunu böyle yapıyoruz yani. Hani. Mesela bir galaya çağırıyorlar ya, iş kötü diyemiyorsun ama işte diyorsun ya emeğinize sağlık demek. Evet. İşte bizim de öyle çok eşimiz, dostumuz var. Kendi aramızda konuştuğumuzda öyle çok iş var. Ama kimseyi kırmadan, sizin de söylediğiniz gibi yani Hakan Peker'in Safranbolu Belediye Başkanı diye olmasını konuşuyoruz bunun abukluğunu ama dediğimiz gibi, sizin de söylediğiniz gibi kimsenin özel hayatını masaya yatırmıyoruz. Böyle bir şey haddimize de değil yani. O magazin programlarını yapanlar kendilerini hiç mercek altına almayıp hep başkalarını konuşmak onlara çok güzel geliyor, juicy geliyor. Biz onu sevmiyoruz. Biz onu sevmiyoruz. Biz bir de zaten bizim arkadaşlığımızdaki muhabbetimiz de öyle. Yani bizi bir yerde izleseniz kahve içerken biz böyleyiz yani, gerçekten böyleyiz. Kendi kendinize bir sonradan montajda bir sansür var mı? Çok yapmam ama çok yapmamaya çalışıyorum. Yani evet, çünkü onu yapmak ya burada da acaba... Ya mesela biraz... bir şaka yapıyoruz evet, ama o şakayı biz biliyoruz iyi niyetli bir şaka olduğunu. Ama insanlar yanlış anlayabilir ve yanlış bir yere gidebilir diye ya diyoruz onu keselim hadi. Evet tabii ki bu bir kültür şovu. En çok olmasını dilediğim şey buydu. Popüler ya. Kültür gömmesi. Popüler kültür. Ve hatta siz bunu yıllarca yaptınız medya arkasında zaten. Aslında ben de yapmadım. Bir ara Faruk Bayhan mentorumuz, büyük abimiz, çok sevdiğimiz. Onunla ben de hatta onun ekibinde de oldum. Serap Aksoy'a bir şey böyle bir kültür sanat programı ama o kültür sanat programlarında bir böyle bir... sanat seviciliği tarafa gittik, sergiyi dolaştık, bu resimleri onlar yani anladın mı? Bütün resimler akşama güzel, doğru. Bütün ressamları iyi, bütün oyuncular, bütün her şey çok güzel, bütün şarkılar güzel, Derdüstü Murat. Hayır, onu mesela alkışlar diye yapıldı o program. Ben de çok istiyordum başta alkışlar ve ıslıklar yapalım. Yani yuvalamalar ve alkışlar. Bazılarında gömsün. O zaman program
değer. Tabii. Evet. Bir ödül töreni düşün, herkese ödül verilir mesela. Tabii. Olmaz. Ki biz dolayısıyla, de öyle zaten genelde. Yani birilerinin oradan düşmesi lazım. O ringden... Ödül törenlerini gömdük mesela. Evet, bravo. Biz çok izleneceğini düşünmüyorduk. Çok sektörel bir şey olduğu için ve hani yani o kadar insanlar acaba ilgilenmez mi diye düşündük. Yani en çok izlenen bölümlerden bir tanesi evet. oldu. Ve ödül törenlerini konuşuyoruz. Ve hatta beni. Ha. Yok, hani daha böyle magazin gazetecileri, altın kelebek saçmalıkları falan, onları bayağı bir görmüş. Ay, insanın canı istiyor yani bunu. Yani mesela şeyde tabii biraz gündemi de tutarsa muhteşem olmaz mı? Evet, şimdi mesela şey yapmaya başladık. Sadece popüler kültür değil, mesela dün çektik, bu perşembe yayınlanacak. Mesela işte parayla saadet olmaz klişesini gömdük. Zenginleri gömdük. Zenginler mutsuzdur cemiyet diye hayatını bir klişe gömdük. Var ya. Zenginleri sürekli gömelim çünkü biz fukaralar olarak servet düşmanıyız hepimiz. Evet ve en bunun çok... da... Ve zenginlere laf etmek çok güzel bir şey. Çok Allah güzel. Belalarını versin ama diyorsun. Ama biz kafayı şey... kaldırıp ne diyorsun bu arada demiyor. Tabii bizim çenemiz yoruluyor. Aynen. Evet, aslında öyle. Tabii. Keşke bizim aynen. malımız yani, da birilerinin çenesi yorsa ya. Ama iki kesime de bu eşit yani biz gömdük bu sefer ve... Onun da popüler kültürde nasıl üstümüze boca edildiğini gömdük. Hani dizilerde zenginlik, filmlerde milyarder filmi filan. Yine talip popüler düşün. Kültüre de girdik ama biraz böyle sivil konulara da gireceğiz. Peki şunu yapamaz mısınız? Hakikaten böyle bir sanat programı çok istiyorum ve yapın. Gidip oyunlara, filmlere gidip oturup çünkü sizi çağıracaklardır. Evet. Evet. Yani kötüleseniz bile. Ondan sonra tatlı tatlı gömülebilir. Hatta birbirinize girersiniz. Anlaşamazsınız aranızda. Biriniz beğenir öbürü evet. beğenmez. Oluyor zaten. Oldu öyle. Zaten. Birkaç tiyatro oyunundan da oyuncuları ha. da izliyorlarmış. İşte Küvetteki Gelinler'de ki çok kıymetli 3 kadın oyuncu. Onlar da çok gülüyoruz. Biz ne olur gelin bizi de gömün diye çağırdılar mesela. Ama orada tabii çok hassas da bir denge var. Yani orada çok güncel bir mesela ben de bir sahnede sonuçta sahne insanı olduğum için hani bir meslek taşımı böyle yerin dibine sokmak ya da evet. gömmek istemem. Niye olmasın? Bilmiyorum, başkası yapsın onu yani hani o değil ama biz daha böyle hani ikonik olmuş işte ne bileyim Aşk-ı Memnu'yu gömdük mesela ama orada da dizinin kendisini gömüyoruz, karakterleri gömüyoruz. Hmm. Yani karakterlerin hikayelerini gömüyoruz. Hmm. Yani bu ne biçim dizi gibi bir şey değil bizim yaptığımız. Biz biraz daha karakter işte adını Feriha koyduğumdaki karakterleri gömüyoruz. Hani bu niye böyle yaptı, şu niye biraz böyle böyle yaptı? İki boyutlu karakterleri aslında bir küçücük olaylar dizide böyle bir hafta konuşuluyor ya bunları yani bunları saçmalama. Mesela dijital platformlardaki erotik dizileri gömdük. Evet. Neden bu var? Ya neden ya? Sürekli güzel çocukları soyup soyup bir şey anlatıyor. Evet. Gerçekten sektörün içinde olmayıp tamamen mesela ben bir daha dizi yapmayacağım, tiyatro yapmayacağım. Böyle bir şeye kendimi adasam çok yapmak isterim, hiç de korkmam. Evet. Ama şimdi ben bir dizide oynarken kendim de bazen tenkit ettiğim bir dizi oluyor hepimizin. Evet. Ya onun içinde o doğru olmuyor maalesef. Hassas bir denge yani, var orada. Evet, oradan bütün sıyrılıp buna... Böyle bir tabii. şeye kendini adaman lazım. Onu bir kariyer yapmak. Evet. Aslında evet. yapılabilir. Yani bence de ben sizinle aynı fikirdeyim bu arada. Keşke yapsak, keşke olsa ve hani özendiğin şey tabii. roasting kültürü bizde o kadar zayıf ki. Herkes o kadar alıngan ki. Kesinlikle. Yani biraz doğru. önce işte diyelim ağzımızdan bir laf çıkıyor. Bir hastalıkla ilgili. Diyoruz ki ya bu ne bipolar bir tavır diyoruz. Aslında ikizler burcu demek yerine sen anlatım için onu kullanıyorsun. Altında diyorlar ki bipolarlık bir hastalık. Elbette biliyoruz bir hastalık olduğunu ya da onun tedaviye muhtaç olduğunu ama artık stop Türkiye'de doğruculuk. O Türkiye'de artık o kadar zorlaştı ki Twitter'dan sonra ama her yerde herkesi. Böyle benim 20 yaşında kızım var Amsterdam'da okuyor. Öyle bir noktaya geldik ki anne diyor hiçbir şey konuşamıyoruz ve evet, kendimizi ifade edemiyoruz. Çünkü o politically correct dediğin şey Avrupa'da çok hastalık artık oldu top artık. Evet. durumda. Ve ifade edemiyor ve çocuklar artık konuşmamaya başlamışlar. Yani gerçekten. Korku içerisinde. Evet, Refia da mesela bir dönem istemiyorum bir şey söylemek. Çünkü artık bununla uğraşmak istemiyorum diyordu. Şimdi onu atlattı ama. Ama stand-upçılar bu politically correct dünyaya saldırıya geçtiler şimdi. Evet. Çok geçtiler ama dayak mayak yediler Amerika'da işte yani. Amerika'da artık üstüne kızın üstüne. İçki kutusu atıldı bir cumhuriyetçilerle ilgili şaka yaptı diye suratına fırlattı. Yani evet. Hani orada hiç beklemezsin böyle bir Amerika şey. Ama Ricky Gervais yaptı bunu Supernatural'le evet. ve çok da alkış ama aldı. Ama o yapar hayatım. O şimdi Ricky evet, Gervais ondan o bekleniyor. Yani o çıkacak herkese işte mother bilmem ne desin desin alkışlasın. O da bana bir yerden sonra fake geliyor bu arada. Evet tabii o da başka bir katman. Tabii. Aslında ben... özgürce konuşuyorum katmanı. Onun tabii. altında da büyük bir kurgu var. Tabii. Tabii muhakkak var. Hepsinde olduğu muhakkak gibi onda da var. Ama en fenası işte Küçük Hanım'daki gibi
susmak, evet. Susmayı tercih evet, edin. Evet. Ya bir cancel kültürü diye bir şey var yani. Beraber çalıştığım bir arkadaş söyledi. Dedi ki yabancılarla çalışırken mesela diyelim ki bir film çekiyorlar, bir şey çekiyorlar filan. Sonra işte alıyorlar içeceklerini filan. Hani set bitmiş. Çok setten sonrası akşam lazım. Bilmem ne falan filan. Hmm. Diyor ki mesela işte diyelim ki mesela bu görüntü yönetmeni öbürü focus bulur ya da bir iki bilmem ne falan filan ya da oyuncu falan onunla konuşurken ya acaba biraz daha mı hani biraz daha mı gölge teknik olarak yaptığın işle ilgili üzerine bir şey hayır sakın ha diyor. Tabii. Bunlar yapılmıyor, konuşulmuyor. Tabii. Mail atılıyor bu konuda. Yani senden teknik olarak biraz daha şöyle yapmanı beklerdim ya da böyle yapsak daha mı iyi olur diye. İnanılmaz bir şey. Mail atılıyor telefondan o kayda geçiyor. Yani buradaki yaklaşımı doğru mu, problem var mı, aşağılayıcı mı, mobbing içeriyor mu, bilmem ne yapıyor mu filan. Karşı tarafta mail atıyor. Bu tamamen resmileşiyor aralarında o konuşma. Peki dedim o zaman ne konuşuyorsun? İşte hava güzel. Yağmur yağıyor. Kedi geçti. İşte bizi oraya sıkıştırdılar. Mesela Amerika'da bir arkadaşım şirketinde birini alacak. Özgeçmişini göndermiş adam. Kaç yaşındasın demiş. Hemen insan kaynakları uyarmış. Demiş ki yaşını sormuyoruz artık başvuranlara. Çünkü bu bir diskriminasyon oluyor. Yani, aman ne alakası var? Kaç yaşındasın? Hocam, hocam yani bu, burada doğduk. Burada çabuk ölelim. Gerçekten bir şey geliyor. Ay ya çok kötü ya. Evet artık hastalık. Ama yani. Biz onu programda bence çok iyi dengeledik şu ana kadar. Ve böyle o tatlılıkla. Yani. Ay biz ne güzel zamanlar yaşamışız ya. Evet, ben 68 doğumluyum, 54 yaşındayım. Yani o kadar mutlu yaşamışız ki ne kadar yani yanlışıyla doğrusuyla öğrenerek işte yanlış yaparak o yani çok yaşlı konuşmak istemiyorum. Ben hatta de bir an bu sosyal medyada bitirdim. Yani, 4 yıl önce doğdum. Ben o 4 yıl sen benden küçük müsün? Ha önce doğdum. Ha önce doğdum. Abi sen sözlerden kötü koptu. Aa, bu da mı benden küçük? Dur doğru. Ben o 4 yılda neler yaşadım. Bir kere senden daha çabuk ergenliğe geldim. Her şeyi daha önce yaptım. Ondan sonra ben doğduğumda bir kere... 4 yıl fark ettiriyor tabii. 4 yıl fark ettirir gerçekten. Abi sen bak sana bir şey diyeceğim. Sen spora o kadar laf ediyordun spor yapanlara. Spora başladın. Evet. Ve nasıl fark etti? Spora bak, mı başladın? Başladı bayağı önce başladı. Bir dakika bunu konuşmuyoruz. Ya konuşuyoruz. Bunu konuşmuyoruz. Nasıl değiştirdi seni? Değiştirmiyor. Öyle mi? Değiştirmiyor. Bak ben bütün de başlıyorum. Bütün hayatım mahvoldu. Değiştim niye? Ve geliştim. Niye? Böyle sudan süpürden berbat bir herif oldum. Bir dakika alıştın mı ama? Alıştın mı? Gidiyor neye musun? Hani ki? Böyle spor yapamama haline geldin mi? İlla spora gideceğim falan. Hiç olmadım. Öyle gibi davranıyorum. Diyorum ki. Ama gidiyor. Hep spor gidiyor. Spor yapmazsam kendimi mutsuz hissediyorum o gün falan gibi. Konuşmalara katılıyorum. Ben de söylüyorum. Yalan. Yalan. Büyük yalan. Ya, büyük. Ama gidiyor spor gidiyor. Spor çok güzel bir gidiyor, şey. Evet. Tony. Vallahi. Bence hoşlanıyor da ama söylemiş. Tabii spor seviyorsun söyle itiraf. Okan ne yapıyorsun? Allah'ın cezası bir şey. Kimseye tavsiye etmiyorum. Evet. Doğal yollarla. Spor sağlığa zararlıdır. Bak, kesinlikle. Evet. Fakat bu arada o... evet. Aa. Evet evet doğru mu bilgi? Gerçi spor yani yok. Çok sağlığa sağlığa zararlı ama spor. Gelecek bizim... zarar spordan gelsin tamam, ya. Tamam sen ama... devam et bu yolda. Aynen bu kafayla sen. Bir anda değil mi? Bir anda. Sen yapıyor musun? Hiç yapmıyorum. İşte onun için hiç. Biz bak ne kadar parlak, ne kadar dinç ve... Çok ama onu da dozunda yap. Ben de siz koşmaya karşıyım arzu mesela dolusunuz, yürürüm. Seks dolusunuz, evet. Yaşama sevinciyle evet. Dolusunuz. O kokos gibi o sporda böyle her yerini... Hayır ya o kadar erken değil. Hiç duymuyorum ben hiç. Zararlı sağlığına dikkat eden ve ha, sağlık biz sağlıklı evet, öleceğiz. Biz değil mi? Mesela ben öldüğümde sağlıklı olacağım spor yaparsam. Yaptığın için. Yaptığım için öldüğümde sağlıklı olacağım. Herkes diyecek ne kadar sağlıklı. Öldü. Ay, ben asla ne olacak ne fark edeceğiz? En azından yıkarlarken böyle bir kaslı mas görsünler. Aman Allah aşkına yani yıkayan gasilhanedeki görevlini yıkayan, beğenmesi üzerine mi bir hayat yaşayacağım? Başka şey. Herkes beğendi. Ay evet. Gasile kendimi beğendirmeye çalışıyorum. Peki tamam. Çok seni gasiller sevsin. Vallahi çok çok güldük abi bir şey olacak. Evet neyse aman. Aman değil. Allah korusun. Şimdi kısa bir reklam arası hemen ardından işleri konuşmaya devam ediyoruz. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam edecek. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Evet, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Lara,
11 Kasım'da Zorlu Stüdyo'da lansman konseri var. Evet. Bu halka açık bir konser, bilet alabiliyoruz değil mi? Kesinlikle. 11 Kasım'da. Hepinizi bekliyorum. Harikuladeymiş. Zorlu Stüdyo orası çok güzel bir yer. Çok güzel. Ses sistemi güzel öncelikle. Evet, kesinlikle. Önemli olanı. Kaç kişilik bir yer? Sanıyorum 800 kişi alıyor. Ayakta ama genelde... bine kadar alıyor. Evet. Stüdyo alıyor ayakta. Öyle mi? Alıyor. Tamam. Üst katta da falan da var. Doğru, evet. Sen orada gösteri yapmak hiç aklına geldi mi? Ben stüdyoda yapıyorum. Ben drama sahnesinde biliyorum, yapıyorum. Biliyorum, orada yapıyorsun. Büyük salonda da yapıyorsun. Büyük salonda açtık zaten sezonu. Bu sezonu. Geçen hafta çok güzeldi. Harika. Şimdi drama sahnesinde var benim de 28 Ekim'de. Stüdyoda neden yapamıyoruz? Neden? Çünkü oraya ayrı bir oturma setup'ı kurulması lazım. O biraz zahmetli olabiliyor her seferinde. Bir de oturma kapasitesi düşük oranın. 300 kişi falan stüdyonun. O yüzden... kurtarmıyor. Çok şükür falan diyormuşum. Oraya doğru güzel güzel kurtarıyor. Drama sahnesini ben çok vallahi kurtarmıyorum. Ya. Drama sahnesi bile zor olmadı. Kurtarıyor. Bu arada gerçekten drama sahnesi bile artık zor kurtarıyor. Evet, doğru. Şaka bir yana tiyatro yapmak çok zorlaştı. Okan'cığım, bu da senin üzerine konuşacağın bir konu olsa gerek. Tiyatro şartları gerçekten çok ağırlaştı. Evet. Nakliyeler, şunlar, dekor, bunlar falan. Salon falan. Her şey 2'ye 3'e falan çarpıldı. Bilet fiyatlarını bir yerde tutma zorunluluğu falan evet, derken... Yani. Evet. Yani bu, aynen bu. Burada kesinlikle bu yani bence yani. Bir yani kamuya da buradan aslında seslenmek lazım. Bir destek yapılması lazım. Bu sene bence kültür sanat sezonunun en zor yılı olacak. Çok zor. Çok yüksek maliyetler. Dolayısıyla bilet maliyetler fiyatlarına için. Da bir yere kadar yansıtabilirsin bunu. İnsanların daha çok bundan zaten faydalanan insan sayısı %7 falan geçen gün TÜİK açıkladı. Yani kültür sanata giden 15 yaş üstü insan sayısı %7 falan. O %7'yi de kaybedeceğiz böyle giderse. O yüzden kesinlikle... Vergilere bir şey gelmesi lazım, bir şey olması lazım ki... Ya da maliyetlerin düşürülmesi... İşte vergi desteği yapılması lazım. Çünkü dekor yaptığın maliyet tahta, düşünmez. Demir, evet. Kumaş, neyse bunların fiyatı artıyor. Evet. Onlara sen demiyorsun ki ben demir tiyatro demiri istiyorum. Evet. Tiyatro kamyonu diye bir şey yok ki. Evet. Kamyon, tiyatro benzini diye de bir şey yok. Bitti tiyatro gitti. Kumaşı da yok. Kumaş dolayısıyla hep oyuncuların... ve de o işe yatırım yapan işte prodüktör ya da tiyatro sahiplerinin sırtına yükleniyor. Tabii. Evet. Yani o yüzden mutlaka bir vergi avantajı gelmesi lazım. Seyirci fedakarlık yapıyor. Seyirci her zaman işte sosyal medyada da okuyoruz. Ya bu oyun bu para eder mi? Vallahi bilemedim ben de. Yani oyunu biz tek tek tabii. Şahıslara parayla satmıyoruz ki. Telefon doğru. Falan gibi ya tabii. Da bir tabak çorba gibi satmıyoruz ki. İşte oyun oynuyoruz biz. Yani onu da bir şuna mal ediyoruz. İzlemek için bir şey yani izlemek için onun yaşaması tabii. İçin seyirci tarafından finanse edilmesi lazım. Evet. Nasıl olacak? Bu oyun bu para eder mi? Yani kaç para eder oyun mesela? Bu oyuna 1.000 lira verilir mi? Ya da 900 lira verilir mi? 500 lira verilir mi? 300 lira verilir mi? Neye göre? 1.500 lira verilir mi? Bilmiyorum. Birisi verir, birisi vermez. Bilemiyoruz ki. Bu arada bilet artışları aslında maliyet artışlarının çok altında. Çok altında. Maliyetler yani %300-500 artıyor. Ama sen bilet fiyatını çok daha sınırlı arttırıyorsun. Çok cüzdi bir zam çok daha iyi şey yapıyorsun. Evet. Peki bir şey sorayım. Şu anda taksici gibi konuşuyoruz gibi geldi. Ama o kadar taksiciler böyle yapar ya. Abi vallahi bak açılış hiç değişmedi. Ama o yüzden. Vallahi açılış değişmedi abi diyor. Çok büyük bir problem olacak. Bu kış çok hissedilecek bu maalesef. Sizde şöyle bir şey seyirci yok mu? Seyirci düşecek. Firmalar düştü sponsor zaten. Olduklarında yıl sonu kendi vergilerinden düşemiyorlar mesela bir tiyatroya. Bizde öyle bir şey kadar, yok mu? O kadar kolay değilmiş o. Ben de sorup duruyorum. Farklı adamlar farklı şeyler söylüyorlar. Bunu düşebilmek için başka şeyler de yapmam. Hep öyle bir fikir vardır. Yani biz sanatçılar daha doğrusu saflık içerisinde böyle ya hiçbir şey acık para ver şişli onu ver giden düşsün evet. Falan gibi. Olmuyor mu? Öyle olmuyormuş hep kolay değil o. Ayrıca da niye onun yerine bütün dünyadaki performans sanatlarındaki müzikte, stand-up'ta, tiyatroda bu yükselişin bu eğlenceye sosyal eğlence, kültüre yatırım yapmanın aslında iyi bir şey olduğu. Özellikle pandemiden sonra insanların talepleri niye doldu bütün dünyada? Kafeler, restoranlar, meyhaneler, şunlar bunlar. Niye doldu tiyatro salonları hemen? Niye doldu hemen konserler? Doldu ama o birazcık da hedonizm. Yani o artık insanlar o çıldırdı. Şimdi mesela siz de çok iyi biliyorsunuz. Broadway'de can çekişiyor, West End'de can çekişiyor. Yani bilet fiyatları her yerde doğal olarak pandemi sonrası çok arttı. Burada ben yine yani her şeyi devletten mi bekleyeceğiz? Her şeyi değil ama kesinlikle vergilerde çok radikal bir şey yapılması lazım. Kesinlikle yani. Çok doğru mesaj, çok doğru. Peki, Güvenciğim sen
Çok iyi bir oyuncusun. Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Ben teşekkür ederim böyle olduğun için. Çok iyi bir oyuncusun ama senin hayatında bunun artık bir travma yaratmaya başlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü sen konservatuvar birinci sınıftan itibaren hep çok iyi oyuncu oldun. Yani Güven... Okul arkadaşı oldun. Evet. Yani hiç mesela Güven'le ilgili ya şu işi de olmamış filan denmedi. Ve çok teşekkür ederim. Ben bunun bir travma olacağını düşünüyorum. Yani böyle tırlatırmış. Bir o kadar da mütevazı. Evet, ama böyle olacak çünkü bütün sanat filmleri, bütün yani bir insan hani sanat filmlerinde oynar falan. Hayır, bütün popüler işler, sanat filmleri, daha da fena sanat filmleri, sanat... Daha da sanat filmleri. En sanat filmleri. Yani gitmek istemeyeceğimiz kadar sanat, izlemek istemeyeceğimiz film sanat filmi. Yani o kadar sanat ki artık lütfen ona bakmayın. Yani onlar... ölsünler onlar ya. Bu kadar sanat yapılır. Güven varsa gitmeyin. hepsinin içindesin. Sonra bu oyunlar filan. Sonra ikiniz beraber kalkıyorsunuz. Böyle iyi bir metin tabii. Metne güveniyorsunuz. Yönetmene güveniyorsunuz. Prodüktöre güveniyorsunuz. Vigor. Evet, evet. Ondan sonra. Serdar Akkaya. Evet, Serdar. Mükemmel bir şey yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Peki senin bir şeyin var mı? Kariyer yönetimin. Kendi şeyimi, kariyerimi baştan itibaren aslında şey olarak planlamaya gayret ettim hep. Yani gayret ettim diyorum çünkü oyuncuların bir kariyer planları yapmaları bazı ülkelerde çok kolay olmuyor. Bizim gibi ülkelerde tabii. Özellikle. Çünkü her dakika her şeyi sana böyle altın tabii. Tepside şu önemli rolü gelsen oyna falan demiyorlar. Neye hayır dediğin daha kıymetli oluyor o yüzden. Her şeye evet dememenin çok önemli olduğunu hep düşünmüşümdür. Daha en geç gençlik yıllarımdan bu yana. Bir şeylere hayır demen lazım. Bir şeylere neye evet diyeceğini iyi bilmen lazım. Çünkü hayır dediklerinde daha çok varsın aslında. Bir noktadan sonra özellikle. Evet. Aslında evet kabul ettiklerin değil, reddettiklerin kaderi. Reddettiklerin daha kıymetli oluyor. Hı. Ya oralara dikkat etmek gerekiyor. Hı. Ben etmeye gayret ettim. Peki bu şimdi sen iki kere mi evlendin, boşandın? Evet. İki kere oldu. Az olmuş. Ben de dört tane bilmez oldu. Bilmez miyim ben her birine şahitim. Evet. Evet. Ama bu... Ha ben ya okuldaki ya orada sevgili. Evet. Orada şahit. Onlar da bilir. Ama bu bir bu yani bu kadar çok işte sahnede olmak, filmlerde olmak, bütün bunlar kötü koca olur herhalde. Hiç bilmiyorum onunla bir alakası var mı? Yani dışarıdaki iş yoğunluğuyla evde kötü koca olma arasında bir bağlantı kurulur mu? Çok böyle bilmiyorum. Şey adamlar var mesela işten çıkıyor eve gidiyor. Var. İşten çıkıyor eve gidiyor. Sabah da evden çıkıyor işe gidiyor. İşe gidiyor. O adam çok göz önünde tatlı bir adam. Ben seviyorum öyle babalı. Mesela baba olarak öyle babayı tercih ederim. Belli bir saatte eve geliyor. Saati var. Böyle 40 yıl, 50 yıl sürekli eve gel var. Sonra bir gün gelmiyor, ölüyor zaten. Ama bunlar mesela güzel bir şey bu. Adam şey böyle şey yok, kariyerim ne olacak falan. Yok, kendine yani. Göre bir küçük adammışlığı var. İşte evet, evine, yuvasına ne dilerler. Mesela benim babam da öyledir. Yani ben doğduğumda yaşlıydı. Şimdi hala hayatta, şimdi de çok yaşlı. Hep yaşlı. Hep yani doğduğumda da yaşlıydı. Yani benden büyük. Hep babaydı. Ama hep senden büyüktü, büyüktü değil mi? Hep büyüktü, evet. Ay, çok hep ve babaydı. Aynı yaş farkı hiç yani, değişmiyor. Benim babam hep babadır yani. Babalar evet. Gibi baba işte ama yani. Ama mesela bu... Yani insan şeyde kariyere dahil mi evlilikler falan? Genelde çünkü mesela biz ölünce bizim hayatımızı anlatırken bunlardan bahsedecekler. Özel hayatımızdan. Tabii birkaç cümleyle geçecek işte. 8 kere evlenmiş diyecekler mesela. Atıyorum. Tek tek kafalar çıkacak orada. Bu da, ama yani. Orada şeyde çok fena. Mesela Google'luyorsun adamı hemen karıları çocukları hepsi diziliyor. Ben onlara şey diyorum. Bu evli olduğunu unutmuş herhalde. Bir yerde film çekerken falan gidip başka birisiyle de evlenmiş. Evlenmiş. Yani öyle gibi geliyor bana. Ve büyük aktörlerin falan çok fazla evlilikleri var. Var. Ve bu buna evlilikleri hani, evlilik dışındaki evlilik çocukları. Evlilik dışında evi çok var onlar. Çok var. Böyle oluyor. Unutuyorlar herhalde. Mesela bu Amerikalılar mesela o kadar çok film çekiyorlar ki şimdi hepsi. Eskiden daha seçiciydiler. Şimdi her şeyde bu şeye bakıyorum. Dizi daha çok çekiyor. Dizi de çekiyorlar. Evet. Pacino'ya falan bakıyorum. Pacino baba oldu. Evet. Ama o da yani ama babalık 20'lik... davasından sonra ayrıldı sevgilisiyle. Ve de babalık davasından bunu sonra da bir gömelim yani bizi. Adam 83 yaşında benden olmamıştır çocuk dedi, ondan olmuş. Kadın da bunu kişisel algıladı ve ayrıldı. Korkunç. Gençti kadın da 60 yaş mı küçüktü evet, ondan? Hiçbir şey kişisel algılamayacaktı.
4 anlaşma. Var ya. Çok doğru. Evet, çok acayip bir şey ya. Peki. Şimdi bu şimdi yakın tarihte yaptığım bir söyleşide diyorsun ki oyuncu olmak istiyordum. Konservatuvar sınavlarında kalıyordum. Her defasında hayal kırıklığı ve üzüntü hissediyordum. Ben sınavları kaybettikçe senden oyuncu olmaz dendi bana. Yılmadım, tekrar tekrar dedim. İşte bak bu çok. Sen hatırlıyorsun ama. Ben hatırlıyorum. Senin ama her seferinde falan dediğin iki sefer. Üçüncüsü de girdim. Üçüncüsünde girdim aynen evet, öyle. 86'da girdim. Seninle evet, tanıştığımız yıl sen o yıl. Sen bir şeyi zaten beğenmiyordu. O jüri hep aynıydı çünkü. Aynı jüri yani jüride bir değişiklik olmadı ki. Sen iki kere girdin, seni almadılar. İşte o 500 kişi kadar yani 500 civarında bir rakamla sınava giriyoruz adet evet, olarak insana dedi. Ve sonucunda işte iki aşamalı 20'ye kalıyorsun. İlk önce sonra da 20 kişiden bir daha tekrar 20 kişi çağrılıyor. Bir başka parça oynatılıyor ve 12 kişi alınıyor okula. Evet. Ben hep o 20'nin içindeydim. Yani bir şey ne dedi, oldu o sırada sende neyi beğenmiyorlardı? Söylediler ya, o sırada mi? Söylediler. O sırada bende neyi çok beğenmedikleri üzerinden bir açıklama gelmedi bana. O sırada biraz böyle daha soyadlı insanların sınava bravo, girdiği. Bravo, orada oldu onlar. Evet. Onlar da oldu. O da ne demek? Yani kimseyi şaibe altında da bırakmak istemem ama şöyle ama bir şey. Şu an. Şöyle bir şey. Bunu açıklayabilirim bunu. O yıla gidip araştırdınız. O liselere açıklayacağım. Ben yapacağım şimdi kimmiş onlar. Şöyle yani atıyorum işte diyelim ki ben ve X soyadlı insan. Şimdi onun ailesinde tiyatrocu ya da oyuncu evet, olduğu için hani belki ona biraz daha iltimas etmek evet, konusunda evet, abi, şey yapabiliyorlar. Diye hani, ben konservatuar jürisinde olsam, senin çocuğun gelse, ben hiçbir şekilde beni ne aradın ne sordun gayet etik sınavına bir şekilde girdin, şey yapıyorsun. Çocuk geldi, ya sen bunun oğlu musun, kızı mısın? Baktı, ah şimdi o zaman ben mesela şöyle düşünürüm yani. Ah ben buna torpil yapayım diye değil ama oyuncu sanatçı bir aileden gelen çocuklar diğerlerine göre çok başarılı oluyor. Bunu hep mu acaba? Evet abi şey hiç hep değil ben. Ya ben de aynı şekilde bizim bütün hiç katılmıyorum. Yani yatık emini olan da vardır. Evet evet ben de hiç katılmıyorum. Yatık emini olan da vardır. Ya var tabii onu tutturmamış var yani ama piyasaya o ne adamlar giriyor babaları sanatçı ve çok büyük usta mesela diye. Mesela bir örnek vereyim. Veremem. Adile Naşit, Selim Naşit babalarını söyle. Meşhur. Ya mesela bir aile ki bir de şey vardır yani böyle büyük kabiliyetler bir nesil atlayarak gider yani dede torun mesela arada baba olmamıştır falan öyle de değil. Bütün mesela o nesil o soyadı ailesi mükemmel. Cem Karaca, Toto Karaca evet, filan. Öyle örnekler de yani var yani çok ki, güzel örnekler var. Çünkü var. Tabii canım yani Yıldız Kenter'miş. Vardır ama. Kardeşler evet ama baba oğul böyle nesil fark edince bence o başarı aynı şekilde geçmiyor. Evet ama. Hatta o ismin altında ezilebiliyor çocuk. Eziliyor. Bence. Eziliyor. Yüzde yüz eziliyor. Ezilenleri de gördük onları da tanıyoruz. Ama mesela herhalde bir doğal torpil de oluyor böyle. İşte galiba oradan kaynaklı yani o düşünceden hareketle tercih sebebi olabiliyor. Tabii. Yani en nazikçe böyle ifade ediyorum. Ama ne oldu? Sonra girdin ve hepimizin hafızasındadır o senin konserde Zeliha Berksoy evet, anlatır. Evet. Ondan sonra herkes anlatır. Çünkü o sırada ben de ve herkes senin okula girmeni istiyordu. Yani evet, sen artık girmezsen olmayacaktı o. Neredeyse. Öyle. Evet. Ve sonra birinci sınıfta okuyorsun ve şeyi hiç unutmuyorum. Ya yani bunu defalarca konuştuk ama çok seviyorum. Ne oynanıyordu da sen bir rahip rolünde? 12. gece. 12. gece. 12. gece oynanıyor. Bir küçük bir kompozisyonum var benim. Küçük bir kompozisyonu var. Bir rahip. geliyor. Boynunda sahnede bir haç var. Millet bayılıyor buna. Ve sözü falan yok. Herkes buna bakıyor. Sonra oynandıkça şikayetler olmaya başladı. Tabii sınıfta. Yani çünkü o 3. 4. sınıfın oyunu. 3. 4. sınıf. Herkes bundan şikayet ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu daha da şeye koyun. Arkaya. Bunu en arkaya. Bak en arkaya ittiler. Şöyle bir şeyin arkasında. Abi doğru söylüyor. Yarısı da dekorun arkasında duruyor yani. Yarısı. Ama gene görünüyor. Abi gene şöyle gülüyor, duruyor. Millet yine eliyle filan göz. Aa. O arada orada durman daha komik. Bence de. Daha ilgi çekmiş. Kaçtı bir bela oldu herkesin başına. Ve hiçbir şey yoktu. O zaman hepimiz dedik ki ya bu tamam bu. Yani bu of, oldu olacak. Yani olacak. O kadar öne açık ki maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet büyülü. Evet. Ne güzel ama şimdiki mesela konservatuvar oyunculuk isteyen gençlerde hiç böyle hikayeler olacak mı acaba? Şimdi hani direkt sosyal medya
takipçi sayısına bakılıp dizileri almak. Şimdi çok değişti parametre. Ben mesela üzülüyorum. Yani bir ne bileyim işte bir konservatuvar öğrencisi, gencecik bir çocuk ne düşünüyor mesela izlediği zaman, bir umutlanabiliyor mu dediniz ya, gençlerin ne baskısı var? Gençler hayal kuramıyor artık. Hayalsizlik baskısı var bence. Doğru. O yüzden o çok üzücü. Bunları yaşamış olmak çok kıymetli ya. Ünlü olmak istiyorlar çok aslında, en kestirmeden. Aslında bir şey iyi yapmak istemiyorlar. İstemese bile, oyuncu olmak istese bile ona uygun bir şey yok. Yani ben oyuncu olmak istiyorum dese bile o en nihayetinde yakışıklılığıyla, güzelliğiyle ya da takipçi sayısıyla değerlendirilecek sektörde artık. Ya bütün dünyada da böyle bu arada yani. Sadece dijital platformlar da öyle artık. Avrupa'da güzellik o kadar lazım. Uzatmaları oynuyordur orada da, emin ol yani. Yok, sanat belki kendi... Emin değilim ya. Yani sanat tabii birçok şey ama kendi kulvarına ayıracak. Bence popüler işler bu uygulamalarda, uygulamalardaki insanlar. Ya bir telefon uygulamasında bu kadar hayatlar adanır mı ya? O kadar çok hayat adandı ki TikTok'lara, Instagram'lara filan. Yani bu uygulamalara adanmış hayatlar var. İnternet bizi bitirdi ya. Bitirdi. Ben öyle düşünüyorum. Hocam bir gerçekten 95'ten kabaca doğru bir şey var. Müthiş zeka geriliği var 95'ten sonra. Kabaca internet, sosyal medya özellikle. Evet. Ben internet diyorum yani hepsine birden bir bütün olarak. Ya yani internet bizi bitirdi. Gerçekten ya son, bitirdi. Son zeki şüphesiz jenerasyon işte de var. Esra, değil mi? Ben ablam. yani son yani. Büyük abla. Peki Ayşe. Efendim. Bir kere Antakya'da doğdun. Evet. Bu mükemmel. Bu senin ne kadar Antakya. İyi, evet, güzel, tatlı, güvenilir, iyi bir arkadaş olduğunun zaten başta kanıtı. Ondan sonra hukuk fakültesinden mezun oldun. Evet. Niye mezun oldun? İşte babamla annemin yüzünden. Onların performans kaygısı yüzünden. Bu sefer de onlar biz orta... eskiden orta direkt vardı ya işte, annem babam memur ve istiyorlar ki sen de böyle bir altın bileziğin olsun yani. Okuduğum, yüksek lisans yaptım, Amerika'ya gittim, master yaptım. Hepsini de babam için yaptım gerçekten yani. O mutlu olsun, o işte çocuğum avukat diye sevinsin. Kız kardeşim diş hekimi oldu, diğer kız kardeşim avukat oldu ama ben artık dedim ki tamam baba, ben görevimi tamamladım. Kurumsal bir şirkette avukatlık yaparken bıraktım. Ondan sonra yazmaya başladım zaten. Senaryo yazmaya başladım. Oradan sonra zaten bir blok, ilk bloklardan biri herhalde Ayşe'nin bavulu. Evet. Sonra sinema filmleri, dizi, reklam senaryoları yazıyorsun, stand-up yapıyorsun. Sonra ilk kitabın geliyor, Her Şeyin Başı Merkür. Evet. Astrolojiyle dalga geçiyorsun. Evet. Aslında ben Deniz Göktaş tarafında duruyorum. O çok sevdiğim bir stand-upçı Deniz benim. O diyor ya, birisi size işte ikizler olduğun için böyle yapıyorsun dediğinde oradan kaçın diyor ya. Evet, aynen. Aslında ben hayatta herkesin bir şeye, yani astrolojiye inanan da onunla mutlu olan da benim bir sözüm yok. İşte kimisi de geçmişle bağ kesmeye inanıyor. Kimisi işte başka bir şey. Yani bunların hepsi aslında bir çözüm senin hayatla mücadele edebilmen için. Astroloji de bunlardan biri. Ve çok daha kolay iletişim kuruyorsun birine burcunu sorduğun zaman ve onunla ikinci sohbetinde. Ben o yüzden seviyorum. Ama Her Şeyin Başı Merkür tabii ki astrolojiyi tiye alan bir şey. Bu sene de film oluyor şimdi. Anlaşmasını da yaptık. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Onun da senaryosuna başladım. Onun filmi ne? Evet, güzel. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Şimdi Kaan'la beraber yaptığınız bölümlerin başlıkları. Sıcakları daha çekilmez kılan yaz dizileri. Emeklilikte Manhattan'a takılanlar. Herkesin herkese hallendiği ahmak ıslatan diziler. Seraların önemini ülkeye hatırlatan başyapıt Aşk-ı Memnu. Can çekişen yarışma programları, uzatmaları oynayan Türk sineması, ülkece asla yapmayı beceremediğimiz ödül törenleri, Türk popuna ne oldu? Mükemmel. Hepsinin de başlığını Kaan bulmuştur bu mükemmel arada. Mükemmel başlık. 5 saniyede falan başlık bulur yani. Uzatmaları oynayan Türk sineması. Türk sineması... Çok enteresan değil mi? Alındım çok. Bölümü izleyin. Bölümü izleyin. Türk sineması temsil yapmıyor. Ama hocam şimdi Asım yetkili filmler gelmiyor ya ondan. Bölümü izleyin. Ya şöyle, aslında orada genel olarak sinema can çekişiyor. Dünya sinemasında oradan gidiyoruz. Orası çok doğru. Yani dünya sinemasının nasıl süper kahraman filmleriyle festival filmleri arasında sıkıştığını ve o bizim gençliğimizdeki ana akım, hani cuma gününü bekleyip hangi filmler gelecek, romantik komedine gelecek, korku filmine gelecek, işte ne bileyim ben komedi, bilim kurgu ne gelecekten çok dar bir alana sıkıştık. Türk sineması da zaten bu patlamış mısır kriziyle, üstüne bir de pandeminin gelmesiyle iyice hani komedi daraldı. Filmlerinin ana başı çektiği şeylerin, ana akım sinemanın da dijital mecraya sıkışması, o büyük isimlerin dijital mecraya komedi filmlerini satması falan gibi konulardan geldik ve can çekiştiği gibi bir teze oturttunuz. Oturttuk.
Tabii çekişmemesi dileğimiz, o ayrı. Tabii. Öyle bir şey. İki kitap var. Tebrikler, evet. Kovuldunuz. Bu çok etkili olmuştu. Evet. Sonra da 2023 Küçük Ünlü Uyumu. Evet. İki kitabın tabii ki rakamlar falan diye baktığında nasıl buluyorsun? Mesela yazarlıkta Tebrikler Kovuldunuz'u aştı mı Küçük Ünlü Uyumu? Yani bir kitap yazan birisinin bunu söylemesi ne kadar şey, ama ben ikinci kitabımı daha çok seviyorum. Çünkü daha sivil bir kitap. Kurumsal hayatın hiç olmadığı, benim açımdan bakacak olursak hep kurumsal hayatı gömdüğüm bir kitaptı ilk kitap. Tamamen benim son 5 yılımı, şov dünyasındaki son 5 yılımı anlattığım ve çocukluğuma çok flashbacklerle geri döndüğüm, aslında çok sinematografik bir kitap oldu. Ve benim için çok daha özel bir kitap, çünkü çok içimi açtım. Yani ilk kitapta çok açmadığım bazı şeyleri açtım ve böyle nasıl diyeyim, bir sayfasında çok güldürüp bir sayfasında çok gerçekten duygulandıran bir kitap oldu. Ben daha çok seviyorum. Maalesef tam deprem öncesine denk geldi. Ama yani deprem dönemi sırasında da çok güzel diyeceğim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. İnsanların ruhuna çok dokunan bir merhem olduğuna şahit oldum. Yazın çok ilgi gördü, işte tatil döneminin gelmesiyle birlikte. Tatlış tatlış gidiyor yoluna. Ben mutluyum, memnunum. Şimdi seslendireceğim onu da tekrar. İlk kitabı seslendirdim. Evet, Storytel'de. Evet, Storytel'de. Evet, o çok güzel ilgi gördü. Şimdi bunu da seslendirdim. Şimdi üçüncü kitabımı yazıyorum. Harika. O otobiyografi değil ama o çok saçma bir kitap. Yani saçma bir şey. Sonsuz Gençliğin Sırrı diye dünyanın en saçma kitabı alt başlığıyla yazdığım. Bu benim işte spor yapmak, işte hayata farklı bakmakla ilgili tamamen dalga geçerek anlattığım bir kitap. O da çok komik oluyor. Ama spor yapmakla dalga geçme. Spor yapmakla geçiyorum. Sakın. Hocam. Orada da ben Okan abiye yaklaşıyorum. Kaan Sekban'ı takip ediyorsan müthiş çalışkan, disiplinli bir adam. Nefret ediyor bence. Müthiş spor yapıyor, müthiş okuyor, yazıyor, oradan oraya koşturuyor. Ayşe şey der bana, ya senin storylerine girerek dünyada ne olduğunu gerçekten hani iki dakika önce ve video... mutlaka aile ziyaretleri, anne babayla, aileyle bir de evet. O da unutulmuyor. Yani diyorum ki bunun arkasında bir seri katil filan. Dark side'larım. Bu kadar, yani bu kadar olumlu, ideal evlat. Ama dark side'larım da işte politik duruşum. Orada dilimin kemiği yok mesela. Orası benim dark side'ım. Yok, şu anda çok dengede gidiyorum. Denge. Zaten artık umursamıyorum. Evet. Frene bak. Bazen endişeleniyordum böyle aman filan diye. Artık hiç gerek yok. Peki. Şimdi. Hatta şu kadar kaldı. Görüş değiştirmeme. Yani, o noktadayım. 23 Ekim. Geçmiyoruz değil mi? 23 Ekim. Yok. Antalya. Antalya var. Evet. 26 Ekim İzmir. İzmir. 28 Ekim'de Zorlu'da. İki tane üst üste. Çok güzel. 28-29 mu? Hayır. 28 Ekim. Suare. 5 ve 9. Suare. 4 Kasım'da Dastas'ta. Evet. 6 Kasım'da CKM'de. 8 Kasım'da Unique'de. 14 Kasım'da New York'ta. Ya bak. Yani New York'ta bir de ben, olabilemez yani. Yani 8 Kasım Unique, 14 Kasım New York. Ama sonra yoku. 17 Kasım Londra, 26 Kasım Dubai. Ay spor yapmazsan bunu yapamazsın. Ay böyle. Çok ay böyle işte. Ya bu ne ya? Ya Dubai, Londra. Bu arada New York'a ben kısa film çekmeye gidiyorum. Bir kısa filmde oynayacağım. Gitmişken bir de stand-up yapayım. Burada görüyormuşuz. Evet, hepsi var orada. Evet. Ya bu, evet, bu nedir ya? Yalnız Dubai'den sonra Samsun varmış. Çok ama iyiydi. Ama coğrafya çok yakın diye belki şey yaptım. Belki bu 26 Kasım'dan 20 Aralık'a var, var, kadar... var. Ama biz hani Samsun'u şimdiden duyuralım diye onu koyduk. Tabii evet, ki var. Bilet satılsın, ama evet, evet. Uluslararası sanatçı bu. Evet. Yani ya, hem yerel hem uluslararası, Samsun'u da kaçırmıyor. Ne yapıyor? Parayı... var, eriyor, para eriyor. Ne yapalım? Ben asıl şimdi hani komedi dışında başka bir sürü işlere girişiyorum. Onu bir dahaki gelişimde konuşuruz. Bir de biz şimdi bunların arasında gömercin kuşları çekiyoruz. Şu yoğunluğunda. Müteşebbis kişilik. Evet, bu yoğunluğunda. Lütfen Ayşe söyler misin tekrar? Yani böyle şey olabilir. Bu yoğunluğunda biz gömercin kuşları çekiyoruz ve böyle Kaan. Şimdi bunu çekelim Ayşe. Ben de radyoda program yaparım haftanın 5 günü Metro FM'de. Ben radyodan çıkıyorum. Kaan'ın Dubai uçağını bekliyorum. Ve ben çekip Antalya'ya falan gidiyorum. Tekrar gidiyor falan. Bizim gibi depresif yaşlılarımız. Diyene bak, diyene. Televizyon programı yapıyor, tiyatro yapıyor. Esra, biz bu, yani bu adamı
Instagram'da takip etmek demek intihara demek. Çünkü neden söylüyorum? Kıskanıyorlar. Çünkü ya abi. Kıskanıyorlar. Başarıdan başarıya koşuyor. Yok be. Çok sağlıklı. Böyle vücudu arka arkaya spor yaptığı zaman şöyle bir six pack'leri koyuyor. Ya. Şimdi de denize giriyorum. Köpek seviyorum. Annemin babamın büyük evladıyım. Bilmem var. Ve diyorsun ki Allah seni kahretmesin. Yani hasetlikten evet, storylerimi bu arada içiren Okan Bayılgan. Evet. Yani haset de değil. Ya böyle olmamalı diyorsun yani. Bu insan evladı. Bu değil. İnsan Allah evladı Allah. Bu değil. Mesela şeyler. Depresyondayım. Her şey çok kötü. Mesela bunun bayağı... Yapayım ben bunu Instagram'da. Her şey çok kötü. Postları. Rezil. Ondan sonra... Onlar Twitter'da var zaten. Şu çorba. Onlar Twitter'da var. Evet onlar Twitter'da var. Instagram'a bakınca çok... Twitter'ın kendi kendine kavga etme şeyine bayılıyorum ben. Mesela hiç ortada satışacak herkes birisi yoksa... Herkes halleniyor bir de. Birisi şöyle bir tweet atıyor. Geçen gün bana adam biri dedi ki... Sen çok kilo almışsın. Ben seni falan. Kendi kendine böyle bir kendi kendine bir kavga ediyor ya. Kakasıyla kavga etmek derler ya hani. Hiçbir şey olmasa kendi kendine. Ya orası bir duvar tenisine döndü artık. Evet. Yani hakikaten bir sinir herkes hastalığı. Herkes söyleniyor orada. Evet. Peki. Şimdi. Bu arada ikinci kitabımda sen de varsın. Aa. Evet. Aa. Hemen göndereceğim. Aa. Getirmeyi unuttum. Şimdi bizim elimizde Esra ile ilgili yayınlanabilir ne var? Ama daha önce hiç yayınlanmamış. Yani ceza almayacağımız filan yayınlanabilir ne var? Şey var mı ya ben sorabilir miyim? Hiç öyle bir şey yok bende. Şu var mı? Ben şunu çok beğeniyorum. Bir masterpiece yani başyapıt. Dudakların şöyle yaptığı çok iyi değil mi? Orada evet yani estetikten. O dalga geçtiği o efsane. Benim altyapımı bu kadar göz ardı edemezsiniz. Ben, yani bunları ben 30 saniyede makarnayla... Bir tane yedikten sonra, bir çatal aldıktan sonra yapıyorum yani. Ya ha, Okan böyle bakamazsın buna. O kadar ciddi. Ben teşhis koymak için bakıyorum. Bu senin orijinal paylaşırken peki başka bir şeye mi? Geçelim. Hayır ayol bu kankan aslında Hudutsuz Sevda'da oynuyorum diye ha. Altına la... Vav. Wow. Kocaman 19 yazıyor orada. 19 yaşındayım çünkü. Yani 19 ona göre. Hayır, fotoğrafların üzerine yazıyor 19. 24. 24. Bakıyor ona bu kim? Ha benmişim 24. 24. Sonra bakalım. Çok güzel bir fotoğraf. Evet ya. Hepsi ben. Güzel. Hepsi güzel. Bu da 54. Güzel. Enerji hep aynı ama. Evet enerji gözleri aynı. De hep aynı. Devam. Yok başka bir şey. Devamı artık 54'den sonra beni kaldırırken, götürürken bir fotoğrafımı koyarsın zaten. Başka ne var elimizde? Bir de... Dizi bakalım dizide. Ay saçmalama. Dizi mi? Aa, sus. Yapma. Sus diyor Okan. Ben birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Dur seninle ilgili elimizdeki daha belgelere bakıyorum. Öyle mi? Bir de Katarsis de yok mu Katar? Ay. Yok. Katarsis. Onu yayınlanamayacak durumda. Evet Katarsis yayınlanamayacak. Katarsis güzel geçmiş galiba. Katarsis tatlı evet. Orası böyle bir tuhaf bir yer böyle karanlık. Ben hiç anlatmayacağım şeyleri böyle bir söyledim. Bende de öyle oldu. Bir tuhaf ben bir yer orası çaydan, bence. Çaydan kahveden de şüpheleniyorum ne koyuyorlar içine acaba. Olabiliyor biliyor musun böyle yani doğru. Hiç aklıma herkes gelmeyecek bir şey. Herkes sümükleri akarak ağlıyor. Yok ben hiç ağlamadım da yani ama böyle tuhaf bir hikaye anlattım. Oğlan çok başarılı. Oğlan başarılı, çok tatlı bir de çok altyapılı bir tip. Müthiş. Yani bir tip ama derken çok şeker. Ama zaten altyapısız bir insanın öyle bir format yapması yok, çok korkunç çok olurdu yani. E oluyor ya. Sen bir şey söylemek istiyordun. Şimdi bu yani bu sanat sepet meseleleri Türkiye'de şöyle bir şey. Ya bunların hepsi burada konuşuldu. Fakat yani bütün bu koşuşturmanın içinde bir aklı başında parayı doğru şeye yatıracak yapımcı bulmak, aynı şey tiyatroda bir prodüktör bulmak bunları konu. Bunlar bütün o oyunculuk, işte bütün o oyuncular, followerlardan önce o sistemin başı
buna para veren. Mesela bir yapımcı bana şöyle söylüyor. Bir senaryo yazdım. Ben işte bir sürü bir şeyler gelmişti başıma. Çok beğendik fakat bu çok küçük bir hikaye ve biz buna bizden bütün dijitaller büyük paralar. Yani sen ne kadar büyük villalarda ne kadar çok para harcarsan bir şeye içeriğinin önemi yok. Ne kadar muhteşem glamorous olursa mesela aşk taktikleri diye bir iş yaptılar biliyorsun. 1700'lerde yapılmıştı o zaten. McCourt ne yapmıştı. Yani... ben yapımcıların artık yeni yapımcı mı çıkar? Bıraktım oyuncuyu. Yeni yapımcı mı çıkar? Biraz daha ya küçük işi küçük işi küçük bulmak sanatın içinde yani hikayenin kuvvetli olduğu fevkalade salakça ve bir yere gidemiyoruz maalesef. Hı. Yani diyor ki bir kız bir adamı sevsin, büyük villalarda olsun ve bu dijitalin içinde de böyle. Ve her işi taşralaştırma. Ve bu beni artık böyle bayağı acı veriyor. Bu doğru çünkü bir aynı şey. Aynı prodüktörler yapıyor. Aynı prodüktörler yıllarca yapıyor. Yıllarca televizyonları batıranlar şimdi de Türk dijital platformları batıracaklar. Sonra onlar da karılarını Paris'te meşhur çantacının önüne kuyruğa soktuktan sonra yani sınıf atlamaları bittikten sonra... Yeni sınıf atlayan yapımcılar geleceği için biz bundan öleceğiz. La ilahe illallah. Öleceğiz. Bunlar ölmeden önce de işte dışarıda... Görgüsüzlükleri nasıl bir görgüsüzlük abi? Çok bitemedi. O her apartman daireleri alıyorlar. Karılarına entariler alıyorlar. Hayır onu alıyorlar. Da alsınlar bitmedi ama ne yaparsa yapsın o. Ama yani bir... Hikaye anlatmayı daha hikayenin içeriğini görmeden ya bu küçük bir iş. Bu küçük bir iş nedir onun için? Ben yeterince para harcayamam buna. Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte harcanmış gösterip aralarında para paylaşacaklar. Öyle şeyler var ya. Ne kadar çok harcanırsa o ya kadar. Ya ben de memleketimde. Bir de para paylaşılacak yani bir şey gözü. Evet. Ya memleketin dışında bir şey yapmak benim de merakım yok. Burada benim bir kariyerim var, güzel işim var ama yani... Orada biliyorum ki yani Ricky Gervais'i sen yazdığı senaryoyu burada herhangi bir yapımcıya götür. Ya ablacığım anca gidersin işte burnuna melodika sokuyor. Hadi abi der yollarlardı. Evet, yani buna çok üzülüyorum. Bunu söylemek istedim. Aynen. Peki Melda sen çok yaşlı bir insansın aslında. Ya, fakat hiç yaşını göstermiyorsun. Çünkü sen bizim hayatımızın müzikte... dansta, profesyonel oyunculukta, devlet tiyatrosunda, özel tiyatrolarda her yerde varsın. Sen böyle bir temel bir sütun gibisin, taş gibisin. Evet. Bak sütun gibisin, taş gibisin bir kadına söylemek güzel. Halbuki ben tarihi önemine atıf yapıyorum ama taş gibisin, sütun gibisin de. O da doğru ayrıca. Seviyor onu. O da doğru. Yani burada bir evet senin bir vampir halin var hakikaten. Yani bir ben doğum tarihine baktım da çok şaşırdım. Söyle. Yani 71'liyim. 71 Kasım. Evet. Sen de benden küçüksün. Maşallah. Ama çok iyi gördüm. Teşekkür ederim. çok sağlıklı gördüm. Gayet iyi. Evet. Peki. Peki bu nasıl oluyor mesela bu sanatla uğraşan şov dünyasındaki kadınlar nasıl oluyor da mesela diğer bütün kadınlar böyle buruşuyorlar, pörsüyorlar, yaşlanıyorlar, suratına ya. Bakılmaz hale geliyor da siz nasıl böyle kalıyorsunuz? Nedir bu nasıl oluyor? Bütün herkese örnek olsun diye anlatır mısın? ECK'dan aldım paranın yarısını, işte güvenden aldım paranın öbür yarısını götürüyorsun işte cildine ayırıyorsun yani makyaj malzemeni ona göre alıyorsun bir falan. Bir şey bunun sürdüklerinden falan arada kendine de şey yapsana. Öyle ben çok kötü görünmüyorum. Hayır kötü görünmüyorsun da kuliste filan insan bunu çaktırma. Şöyle alır yani. Şöyle açıp. Yok çok bakımlı öyle değil. Evet. Yok be bir şey yaptım yok. Yok tatlısın ama gördüm ben. Krem sürmüş krem bir yüz var sende ya. Onu niye bana döndü onu anlamadım ben. Nasıl döndü yani? Var sana bir şey var. Sana sıçrattım ben buraya. Vallahi sıçrattın seni konuşmayalım diye. Evet aynen. Farkındayım. Peki, evet dönersek konuya oyundan küçük bir bukle, küçük bir kuple böyle bir şey. Yani, oynayalım mı diye burada? Hayır bir öyle bir şeyiniz yok mu böyle tık diye bir şey mesela böyle ne olabilir? Hiç yapmadık öyle bir şey. Hiç yapmadık. Hayır biz lafları zor söylüyoruz yani. Hayır. Ya, premier mesela, yaptık. Beraber uyanıyor musunuz?
Yatıyor, yok, uyuyor. Yok, genelde biz günün başını değil, günün sonunu oynuyoruz. Günün sonunu oynuyoruz. Evet. Uyumadan öncesi var mı, bir uyumadan önce? Uyumadan önce bir takım niyetler var. İşte o niyetler bazen karşılık buluyor, bazen bulmuyor. Bulmuyorsa ben deliriyorum. Orada bir küçük bir kavga sahnesi yok mu? Hep var. Hep var, oyun baştan sonra kavga. Ne diyorsun mesela sen ona? Ya işte diyorum... ona bak. İşte Ayşe tatile çıkamaz mı canım ya? Hayır, ha? Çıkamaz. Yapma be. Vallahi. Gene mi şey yiyorum ben yani? Ulan Kıbrıs yemedi benim yediğim şeyi. Boykotu. Boykotu. Böyle falan. Böyle konuşmalar var aramızda yani. Hep boykot yiyorum falan. Çok gülüyor mu seyirci? Çok eğlendi. Vallahi gülüyorlardı yani. Evet, çok eğlendiler. Yerde. Çok eğlendiler. Hiç beklemediğimiz yerlerden gol yedik. Reaksiyon çok güzel geldi. Reaksiyonlar geldi, evet. Bekliyoruz Allah hepinize yani, vaktiniz ben olursa. Ben merak ediyorum. Evet, ben de. Ben hatta şey... Sen gelecektin premiere ama o gün... şey olduğunu, evet, rahatsızlandım falan. Hastaydım, evet. Hastaydım, gelemedim. Evet. Ya. Evet, evet, tabii. Ben de böyle koş falan filan. Sonra bir bakıyorum arka arkaya bu. Sonra diyorum ki ben herhalde hastalanacağım ve hastalanıyorum. Evet, tabii. Öyle oluyor. Bir şey oluyor. O tam o sırada artık bağışıklık sistemi de herhalde çöküyor falan filan. Kapıyorsun. Ama senin oynadığın oyun da çok zor bir oyun. Yani çok performans, evet, isteyen çok... bir oyun. Yani hem oyunu, evet, oyuna, burada gel program yap falan. Evet. O yüzden yorgunluktan... Ve Amadeus oynarken girişti o işe, evet, değil mi? Evet, evet, hem de. Evet. Şimdi de Dracula'ya girişeceğiz. Haberim var. Dracula'ya girişeceğiz. Haberim var. O da hepsini beraber oynayacağım. Sahnede öleceğim. Yani Amadeus, sahnede, Richard ve sahnede, Dracula. Sahnede öldü. Hangisini fark etmez sahnede. Ya şey var ya işte bu savaş sırasında Anthony Hopkins oynadığı... Dresser. Nerede şey. Dresser? Nasıl birbirine karıştırıyor adam? Ay müthiş oyundur bu o ya. Bu gece şunu oynuyorsunuz diyor. Evet, hay şey. Kendini böyle şeye o akşam Otello'ya çıkıyor diye Otello makyajı yapmış. Her tarafını böyle şeye boyamıştı, kahverengiye boyamış falan. Dresser geliyor diyor ki efendim ne yaptınız diyor. Ne var diyor falan. Siz bu akşam diyor Shylock'sunuz falan. Ne? Shylock muyum? Ya. Kapkara bir şekilde kalıyor böyle aynen. Of ya. Sen o hale geleceğim bir diyorsun yani. Hepimiz geleceğiz. Ama bak o savaş şartları Londra'sı değil mi? Londra'sı yani, evet. Ne acayip bir şey. Yani aslında ne kadar yorulduk desek, aç kaldık desek, üzüldük desek yine de bir tane daha baba bir örnek. Ortaya çıkıyor hakikaten. Tiyatro iyi ya. Tiyatro iyi. Aslında tiyatro zor şartlarda iyi. Bence daha bile zor önemli. Belki daha doğurgan belki de. Tiyatro yani. Çok iyi. Hadi gitsek mi artık buradan? Evet, evet. Vallahi ben artık kameralar önünde, bunların kameraları... Gerçekten mi? Ya dayanamayacağım artık. Ya. Her şey kameranın önünde niye olsun? Bazı şeyler de olsun. Özel konuşalım. Evet, özel konuşalım. Peki. Hadi hoşça kalın. Teşekkür ederiz izlediğiniz. Hadi biz de gidiyoruz o zaman. Hadi kalk. Müsaadenle biz de kalkıyoruz. BTC Türk Uykusuzlar Kulübü'nü sundu.